Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha beraber. Uzun zamandır beklediğiniz sistemimizin oyun ve render performansına bakacağız. Bakalım işlemcimiz ekran kartımızı gayet iyi bir şekilde besleyebiliyor mu? Ve de sistemimizdeki 8 GB'lık RAM ve ekran kartımızın 4 GB'lık RAM kapasitesi oyunlara yetebiliyor mu? Ayrıca da Ryzen işlemcimizin Ryzen 5 1500X işlemcimize render performansına bakacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuzla beraberiz. İlk oyunumuz CSGO. CSGO'da hemen şunları alalım. 200 FPS, 190 FPS ayarlarını geziyoruz. Peki biz bu FPS'i hangi grafik ayarlarını alırız? Hemen şuraya bir geçelim köşeye. Hemen şuradan bakalım. Full en yüksek ayarlarda arkadaşlar. Yani gayet yüksek FPS ayarları alıyoruz. Şu anda MSI Afterburner programının hatasından dolayı 116'lık bir ekran kartı kullanımı gösteriyor. Fakat işlemcimiz şu an ekran kartını full besleyebiliyor. Yani hiçbir şekilde darboğaz söz konusu değil. Ve de 8 GB'lık RAM'imizin yalnızca 4 GB'ını kullanıyoruz. Hemen şuradan çıkacak da birisi. Şurada var. İsterseniz 1-2 maç atalım, daha sonra diğer oyunlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, özümüzü göre isterseniz bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer oyunumuza geçtik. Oyunumuz Zula. Zula'da yaklaşık 75 FPS civarı alırız. Peki biz bunu hangi grafik ayarlarını alırız? Hemen bakalım. Maksimum grafik ayarlarında arkadaşlar, yani oyunu gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Ve de maksimum grafik ayarlarında yani çok yüksek bir FPS'leri alıyoruz. Ve 8 GB'lık RAM'imizin sistemde bulunan 8 GB'lık RAM'i yalnızca 3 GB'ını tüketiyor oyun. Hemen yukarıdaydı. Evet, aldık intikam. Evet, tabi orada. Hop, bunu da aldık. Şuradan birisi mi çıkacak? Çıkmadım. Zaten CSGO'da da %16'lık bir ekran kartı kullanımı gösteriyordu. Aynı şekilde burada hata gösteren bütün oyunlarda işlemcimiz gayet yetiyor. Ekran kartını rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Hiçbir şekilde darboğaz yok. Ve ekran kartımızın 4 GB'lık RAM kapasitesini yalnızca 500 MB, yani 600 MB'ını kullanıyor. İsterseniz şuradan da çıkalım bir. Şuradan karşımıza birisi çıkabilir. Evet, 3 kişi. Alamadık bunu. Evet, yanlarımı azalttık. Evet, istersen iki el daha girip diğer oyunumuza geçelim.
Evet, ördüğümüze göre isterseniz bir diğer oyun testimize geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda bir diğer oyunumuza geçtik. Hemen şuradan bir alalım. Hemen ayarlayalım kameramızı. Şu anda League of Legends, yani LoL'deyiz arkadaşlar. Normalde ben LoL oynamıyorum. Bir arkadaşımız yorumda istediği için şu anda girdim FPS yayınına. İki taraftan da bakabiliriz. Hem sağ taraftan şurada duralım. 191 FPS, 195 gözüküyor. Ayrıca MSI Afterburn'da da aynı şekilde. Ve 8 GB RAM'imizin yalnızca 4 GB'ını yiyor. Yani 8 GB RAM'imiz gayet yeterli arkadaşlar. Hemen şurada var. Uzaklarımızı geliştirelim arkadaşlar. Böylece aldık. Hiç gidelim biz de. Gidelim arkadaşlar. Şu anda peki biz bu FPS hangi değerlerde alırız? Hemen bakalım. Şöyle görüntü diyelim. Ve en yüksek grafik ayarlarında arkadaşlar alıyoruz. Yani gayet üst düzey bir FPS alırız. Evet, 160, 170, şu anda 145'e düştü. Evet, 138 bir anlık. Evet. Hemen şuraya bizimkiler de varken bir keselim arkadaşlar. Şöyle minyonlar da içeri girsin. Bu arada LoL'e daha yeni başladım, yani daha üst başlamadım bile. Kuzenim gösterdi, onun gösterdiğiyle oynuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, isterseniz bir diğer oyun testimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer oyunumuza geçtik. Oyunumuz ETS 2. ETS 2'de şu anda 70-75 FPS civarı alıyoruz. Hemen şöyle biraz da ilerleyelim. Evet, 65-70 o civarda arkadaşlar. Hatta hemen first person'dan geçelim. Aynı şekilde 70-75
75 arkadaşlar. Peki biz bunu hangi FK ayarlarına alışalım? Ona da bakalım. Evet, biz bunu en yüksek grafik ayarlarını alıyoruz arkadaşlar. Yani sistemi sonuna kadar zorluyoruz arkadaşlar. Yani devam edelim, birazcık ilerleyelim isterseniz. Şurada en düşük 60 oldu arkadaşlar az önce. 58'e düştüm. Ve sistemimizde bulunan 8 GB RAM şu ana kadar bütün oyunlarda yetti arkadaşlar. En fazla 4 GB gördük CSGO'da. Şu anda 3-3.5 GB bir RAM yiyor. Yani bize yaklaşık 5 GB bir RAM kapasitesi kalıyor. Yani bu ne olur, arka tarafta kurum açık kalır veyahut da birkaç tane uygulama açık kalır. Yani çok rahat bir şekilde sistemimiz 2-3 uygulamayı oyunla birlikte çalıştırabiliyor arkadaşlar. Şu anda ekran kartımız sıcaklığı 65 derece. Evet, 57 FPS gördük az önce. Ve ekran kartımızın 4 GB'lık bir RAM kapasitesi var. Bu RAM kapasitesinde yalnızca 1 GB'ın kullanıyor oyunumuz. Gayet düşük arkadaşlar. Evet, genelde 70-75 şu anda. Arkadaşlar, evet, şu anda oynamıyor. Hatta isterseniz bir yere de çarpalım. Şöyle diye. Evet, 68'e düştü. Yani bir 6 FPS falan oydu, hemen düzeldi arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Evet, 67 hemen çarpalım. Evet. Yani 68 FPS'e düşüyor. Şöyle geri çıkalım hatta. Hop, yanlış ters yöne girmişiz. Evet, 75 FPS değerlerini geziyoruz. İsterseniz şimdi bir başka oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki oyunumuza geçtik. Oyunumuz The Forest. Şu anda 97 FPS gözüküyor. Evet, 100 hareket ettikçe değişiyor arkadaşlar. Hemen bu sahneyi geçelim isterseniz. Evet. Hemen doğduk. 110 FPS arkadaşlar. Evet, şöylece hemen şunu alalım isterseniz. Hemen yiyelim bunu da. Şu anda 108, yani 100 FPS'in geldi üstündeyiz arkadaşlar. Hemen bunu da yiyelim. Gazeteymiş. Hemen alalım hepsini. Hop, yemek varmış. Hemen yiyelim. Evet, 100-110 arkadaşlar civarı. İsterseniz birazcık uzaklaşalım. Hop, şuradan arkadaşlar. Evet. Abo, canımız gitti. 105-115. Evet, şu anda grafikleri, evet, biraz yüklendikçe modlar FPS'e düşüş oldu. Fakat şöyle bakalım. Evet, tekrardan 100'ü gördük. Peki biz bunu hangi ayarlarda alırız, hemen bakalım. Biz bunu hemen şuradan grafikten, bak, hemen buradan medium'a düşmüş. High'ı aldık. Baktı arkadaşlar şu anda. Evet, yani diğer ayarlarımız hepsi de gördüğünüz gibi high'da, medium, high'da arkadaşlar, hepsi de bütün ayarlarımız. Şöyle bir high hatta aldık, olanları varsa alalım hemen. Şöylece aldık arkadaşlar, hepsi de açık ayarlayacağım. Evet, şu anda full ayarlardayız arkadaşlar. Şu anda ekran kartımız 75 dereceyi gördü. Evet, şu anda 68-70 FPS'lerinde geziyoruz. İlerleyelim arkadaşlar. Şöyle 8 GB'lık RAM'imizi 5 GB'ın kullanıyor arkadaşlar oyunumuz. Evet, şu anda DPI'yi de ayarladık. Hemen kaplama oyunda olduğumuz için arkadaşlar
Yoksa gerçek hayatta tabii ki de hayvanlara zarar vermiyoruz. Şöyle alalım bunu da. Hatta kabuğunu da alalım. Evet. Bir yerli gelse aslında hemen bavulları da açalım. Topmuş, kıyafet var. Hani top muydu? Ha evet, ilaç alalım. İlaçmış o. Oyunu bayağı da oynamadığım için arkadaşlar kusura bakmayın. Eğer isterseniz tabi default videosu da çekeceğiz yakında. Oyun videoları da gelecek arkadaşlar. Hemen şöyle şunu da kıralım. Oo, para çıktı. Tabi sadece bomba yapımında bir gelemedi yerlerde hemen. Tabi şu an 70-75-80 hatta değişiyor arkadaşlar. Şöyle gidelim. Evet, 70 FPS de gördük en son. Oo, bir tane daha hatta şunu alalım. Almış. Şu an 70-75 FPS ve de 4 GB'lık ekran kartımızın RAM kapasitesini yalnızca 1 GB'ın kullanıyor arkadaşlar. Şuradan gidelim diyeceğim fakat gelen giden de gözükmüyor. Evet, onların bir sütten geldik. O iyi. Güzel güzel. Hemen suya da girelim şöylece. Yani şu anda 67, hatta sonra böyle aşağı inelim. 70-80 FPS'i gördük. 90 FPS arkadaşlar. Etrafta kimse de yok. Daha ilk gün olduğu için. Şöyle etrafa da bakıyorum ama onların yerine de geldik. Hiç kimse yok arkadaşlar. Evet, şu anda 5 GB'lık bir RAM'imizi kullanıyor. Evet arkadaşlar, ben bir 5-10 dakika ormanda gezindim. Geldim yine eski yerime fakat hiç kimseyi göremedim. Yani bir kez gördüm. O anda tam kaçtı, o yüzden yakalayamadım arkadaşlar. Ha, FPS'imiz geldi 60-65-70 civarı arkadaşlar. İsterseniz bir diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda bir de oyunumuza geçtik. Oyunumuz Battlefield 1. Şu anda önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda bendeki oyun orijinal oyun değil, yani kırıklı oyun. Orijinal oyunu şu an sağdan izliyorsunuz zaten videosunu. Donanım arşivini toplamış zaten bu bilgisayarın. Onun videosunu izliyorsunuz orijinali. Hemen FPS'lerine bakacak olursak bende oyunda 75 FPS alırken donanım arşivi şu an 80-85 FPS'e geziyor. Hemen hangi grafik ayarlarında aldığımızı da bakalım. Buradan videom. Hemen gelişmiş. Şu anda Ultra'da arkadaşlar şey. Yani şunu belirtmek istiyorum. Mesela sistemi toplayıp arkadaşlar crack oyun kurduktan sonra şey olabiliyor. Niye benim FPS'lerim düşük? Mesela diğer... Mesela sistemi donanım arşivi kurdu fakat mesela GTA 5'te daha sonra yine göstereceğim. Yani orijinal oyunla kırıklı oyunu mutlaka ve mutlaka FPS'ler değil düşük oluyor kırıklı oyunda. Ve de bu sizin, yani oyununuzu fazla etki yapmıyor tabii ki de. Ama bunu görmek için şu anda arkadaşlar açtım. 5 GB bir RAM kapasitemiz var. Yani 8 GB'lık RAM'imizin 5 GB'ını şu anda oyun kullanıyor. Şunları da bir alalım. Buradan çıkalım. Of, kuzeyi aldık. Ne oluyor? Bu oyunu da daha yeni oynamaya başladım diyebilirim. Hemen şunu da bir alalım. Öleceğiz şimdi, hemen eğilelim. Hemen gerçekleyelim arkadaşlar.
Çekilemiyoruz. Evet, hadi 75 FPS'de arkadaşlar şu anda geziyorum. Oh, şu en nefret edilen. En nefret edilen. Şimdi patlayacak galiba. Evet. Öldük. Yani ben 70-75 FPS civarında geziyorum arkadaşlar. Orijinal oyunda 10 ile 20 FPS arasında fark oluşabiliyor arkadaşlar. Ve de şunu belirtmek istiyorum ki 4 GB'lık bir ekran kartımız vardı ve şu anda oyunumuz yalnızca 2 GB kaplıyor. Yani güncel oyunlarda şu anda Battlefield 1 en güncel oyunların bir tanesi. Yani gayet yeterli ekran kartımızın performansı 300 MB ve şu anda işlemcimiz ekran kartımızı besleyebiliyor. 116'lık videomuzun başına dediğim gibi şunu bir patlatabilsek. Evet, sonunda patladı. O 116'lık o MSI Afterburner programın hatasından dolayı şunu da alamadım. Evet, patladık sonunda. Yani dediğim gibi 10 ile 20 FPS arasında bir fark oluşuyor orijinal oyunla. Ve 70 derece gibi bir ekran kartımızın sıcaklığı gayet iyi. Şuradan da hop. Şurada birisi mi var? Nerede ya bu? Hiç görmüyorum da. Aha, düğümüzdeymiş. Aha, gene geldi ya bu alev ya. Şu alevi hiç sevmiyorum. Şunları bir alsak. Patlat. Heh. Hele şükür patladı ya. Hadi. Canımız azalıyor. Hadi yanıyoruz. Evet. Biraz canımız da olsun. Evet, gidebiliriz. Evet, sonunda öldük. İsterseniz bir de oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir de oyun testimize geçtik. Oyun testimizde şimdi GTA 5 var. GTA 5'te şu anda 50 FPS'lerde geçiyoruz. Fakat hatırlatmak istedim ki bir önceki Battlefield'deki gibi oyunumuz orijinal değil şu anda. Yani crackli oyun. Ve şu anda evet 59 FPS'i gördük en son. En yüksek 58. Crackli oyun olduğu için çok fazla durup yaşıyoruz. Şu anda 50 FPS'i gördük. Sağ ekranda gördüğünüz üzere donanım ağaçının kendi orijinal oyundaki videosunda 60 FPS'e kadar dayanıyor. Yani yaklaşık dediğim gibi Battlefield'deki gibi 10-20 FPS fark oluyor. Ve bunda arası durup çok fazla oluyor. Yani 30 FPS kadar düşebiliyorsunuz. Ama mesela şu anda 50 FPS'te geziniyoruz. Hemen şöyle bir yanlayalım. Bakalım biz bunu hangi grafik ayarlarında alırız. Hemen şuradan. Evet. Yani Full HD'de gördüğünüz gibi her şey fray, her şey en yüksek ayarda. Ama oyunumuz gayet akıcı şekilde oynayabiliyoruz ve şu anda RAM kullanımız 8 GB'lık RAM'imiz var ve şu anda RAM kullanımız 7 GB. Yani arkadaşlar 8 GB RAM'imiz gayet yetiyor sistemimize. Yani 8 GB RAM'imiz sistemimize gayet yetiyor. Şöyle biraz daha gezin. Hiçbir şekilde darboğaz olmuyor ve ekran kartımızda 4 GB'lık bir VRAM kapasitesi vardı ve şu anda yalnızca 3 GB kullanıyor. Yani şu anlık 4 GB'lık modeller ekran kartından gayet yeter güncel oyunlarda. Şöyle biraz daha gidelim. İsterseniz bir çatışma sahnesine gelelim arkadaşlar hemen. Evet, şu anda hala 50 FPS'te rahat bir şekilde oynuyor ve öldük. Evet, 50 FPS civarında oynadık arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet, tekrardan başladık. Yani savaş sahnesi, patlama sahnesi çok fazla bir FPS düşüşü yaşamadık.
Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar FPS'imizde çok fazla bir oynama olmuyor. Patlama sahnelerinde. Evet, oyun testimizden bu kadar arkadaşlar. İsterseniz şimdi render performansına bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi render performansımıza bakacağız. Render performansımızda kanalımızın ilk videosu, yani bilgisayarımızın kutu açma ve inceleme videosu. Yaklaşık 9 dakikalık bir video gözüküyor arkadaşlar. Bakalım kaç megabayt çıkacak. Hemen şuradan başlasalım. Evet, başladı arkadaşlar. Hatta hemen saatimize bakayım. 22. Evet arkadaşlar, render performansımıza bakacak olursak dosyamız şu anda bittim. Evet, 8 yaklaşık 900 dakikalık video ve 912 MB'lık bir dosya çıktı. 912 MB'lık dosyayı bize 27 dakika gibi bir sürede renderladı bilgisayarımız. Yani yaklaşık 1 TB'lık dosyaya yarım saatimizi ayırdık. Ben gayet hızlı. İsterseniz bir de farklı bir programda render performansından geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci render performansına bakacağımız programa geldik. Programın Sony Vegas Pro 14. Videomuz yine kanalımızın ilk videosu olan bilgisayarımızın kutu açım ve incelemesi. Biraz uzundu. Ben de 8 dakika inelim yine diğer gibi. Bakalım bu sefer kaç megabayt bir dosya çıkacak. Bu sefer daha az çıkacağını düşünüyorum. Diğer dosyamız 920 idi. 922 MB civarında ve 27 dakikada render almıştık Antazya ile. Bir de Sony Vegas'a bakalım isterseniz. Hemen şundan render'ımızı alalım. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, şu an Sony Vegas'ta yaptığımız render farzası bitti. Hemen isterseniz OpenFolder'dan bakalım megabyte'ına. Özellikler diyelim. Evet, gördüğünüz gibi 538 megabaytlık bir dosya çıktı. Yaklaşık bize 22 dakikada render süresi verdi. Camtasia'da daha da hızlı render almıştık. Yani 27 dakikada neredeyse 1 GB'lık dosyayı renderlemiştik. Burada da 538 MB'lık dosyayı 22 dakikada render. Evet arkadaşlar, render performansımıza baktık. İsterseniz şimdi videomuzun sonuç kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuç kısmına geçelim. Bu videomuzda sistemimizin oyunlardaki FPS değerlerine ve render performansına baktık. İsterseniz hemen aldığımız değerlere göz geçelim. Oyun performansında ilk oyunumuz CSGO'da. CSGO'da en düşük 140'ları gördük. En yüksek 230 FPS değerlerini gördük. Fakat ortalamada 200-220 FPS değerlerinde geldik arkadaşlar. Yani evet, akıcı bir şekilde oyunumuzu oynadık. Oyunumuzu biz maksimum grafik ayarlarında oynadık arkadaşlar. Ve 8 GB'larımızın yalnızca 4 GB'ını kullandık oyun. Yani geri kalan 4 GB bize kaldı. Yani 8 GB'lık RAM sistem hala yetiyor oyuna. Ve de ekran kartımız 4 GB'lık bir RAM kapasitesinin yalnızca 1 GB'ını kullandı arkadaşlar. Yani çok minimum bir değer. Ve işlemcimiz ekran kartımızı gayet rahat bir şekilde besledi. İkinci oyunumuz da Zula'ya geçtik. Zula'da 75 FPS'lerini aldık. Bu FPS'lerini yine maksimum grafik ayarlarında aldık arkadaşlar. Ve de 8 GB'lık RAM'imizin yalnızca 3.3 GB gibi bir kısmını harcadı oyun. Ve de ekran kartımızın yalnızca 600 MB'lık bir RAM kapasitesini kullandı. Yani çok minimum bu değer diyebiliriz. Üçüncü oyunumuzda LoL'e geçtik, yani League of Legends. League of Legends'ta da en düşük 160'larını gördük. Yani 158'di. En yüksekliği 190'larını gördük arkadaşlar. Yine en yüksek grafik ayarlarını bunları gördük. Ve de sistemimizin 8 GB RAM kapasitesinin yalnızca 4.4 GB'ını kullandı. Ayrıca ekran kartımızın ise yalnızca 800-850 MB bir RAM kapasitesini kullandı. Dördüncü oyunumuzda ETS 2'ye geçtik arkadaşlar. ETS 2'de de maksimum 75 FPS, minimumsa 56. Bunu da işte çarpışma sahnesinde gördük arkadaşlar. Ve oyunumuz sistemimizdeki 8 GB'ın RAM'in yalnızca 3.3 GB'lık bir kısmını kullandı. Ve de ekran kartımız 4 GB'lık bir RAM kapasitesinin yalnızca 1 GB'ını kullandı. Beşinci oyunumuzda The Forest'ı oynadık arkadaşlar. The Forest'ta uçaktan inilmez ilk başta 120 FPS'de gördük. Daha sonra yüklendikçe bu 100 FPS'e düştü. Yani minimum 60-70 FPS'lerde gezdik. Maksimumda 100 FPS'i gördük arkadaşlar. 95-100 FPS ve 8 GB'lık RAM'imizin oyunu sadece 5 GB'ını yedi. Ayrıca 4 GB'lık ekran kartımızın RAM kapasitesinde 1 GB'ını yedi arkadaşlar. 6. oyunumuzda Battlefield 1'de oynayacak arkadaşlar. Battlefield 1'de önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Videoda söylediğim gibi oyunumuz bizim orijinal değil. O yüzden orijinal oyuna nazaran 15-20 FPS daha da düşüş yaşıyoruz. Zaten videoyu gördüğünüz donanım arşivinin yaptığı testte 90 FPS'i görürken biz maksimum 75 FPS'i gördük ve minimumda 50-60 FPS değerlerinde gezdik arkadaşlar. Oyunumuzda hiçbir şekilde kasma olmadı ve 8 GB'lık RAM'imizi yalnızca 5.2 GB'ını kullandı oyunumuz ve 4 GB'lık ekran kartımızın VRAM kapasitesinde sadece 2-2.5 GB'lık bir kısmını kullandı. 7. oyunumuzda GTA 5'e geldik tabii ki de. GTA 5'te önemli hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an bilgisayarımızda yine orijinal oyunumuz yok GTA 5. Orijinal oyuna nazaran yine donanım arşivinin yaptığı testte 10-15 FPS daha da düşük değerler aldık. 60 Hz ise maksimum 60 FPS ve de minimum ise yaklaşık 45 FPS gördük. Ve yine hatırlatıyorum, orijinal oyuna göre 10-15 FPS daha da düşük oynadık arkadaşlar. Ve oyun testimiz bitti. Bir de render performansına bakalım sistemimizin. Render performansımızı iki farklı programdan yaptık arkadaşlar. Bir tanesi Camtasia 9, bir tanesi ise Sony Vegas Pro 14'te arkadaşlar. Camtasia 9'da yaklaşık 9 dakikalık video yan kanalımızın ilk videosu bilgisayarımızın kutu açımı ve incelemesiydi. Bu videomuzda edit çok fazla olduğu için yaklaşık 1 GB'lık bir dosya çıktı, 920 MB'lık. Bu 920 MB'lı sistemimiz 27 dakikada renderladı. İkinci programımız ise Sony Vegas Pro 14'tü. Sony Vegas Pro 14'te yine 9 dakikalık bir video var fakat buna edit hiç yoktu. Yani sadece videoda arada yapıştırdım hazır olmadığı için. Bu render sonucunda 530 MB'lık bir dosya çıktı arkadaşlar. Ve bu 530 MB'lık dosyayı 22 dakikada renderladı sistemimiz. İsterseniz videomuzun sonuna geçelim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuç kısmına gelmiş bulunuyoruz. Bu videomuzda sistemimizin oyunlardaki performansına baktık ve de ayrıca render performansına baktık. Gayet üst düzey bir sonuçlar verdi bize. Sistemimiz güncel oyunlarda da üst düzey bir performans sundu arkadaşlar.
Yani işlemcimiz ekran kartımızı gayet iyi bir şekilde, BSD'de hiçbir şekilde darbe olası söz konusu bile olmadı. %10 atık bir kullanım gösteren hiçbir şekilde artış veya azalma olmadı. Yani o MS Afterburner programı bir hatası sonucu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir noktada ekran kartımızın sıcaklığı maksimum 70-75 dereceleri gördü arkadaşlar. Sistemimizde daha başka oyunların veyahut da daha başka programlardaki render performansını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu bölümün belki ikinci versiyonunu çekebilirim sizin istediğiniz oyun ve programlarla. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.